Gökçeada 297 km², Türkiye'nin en büyük adası ve Kuzey Ege'de milli politikalarımızı devam ettirmek adına ve aynı zamanda baca sanayi olan turizmi de kalkındırmak adına çok ciddi bir şekilde projeksiyon koyacağımız bir alan. Bu konuyla alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale 1/100.000 çevre düzeni planını yaparken bütün projeksiyonları ortaya koyarak bir planı 2015 yılında onaylamış bulunmakta. Mevcut bahse konu alanla, lokasyonla alakalı olarak çevre düzeni planımızda belirtildiği üzere orası konut gelişimi alanı. Türkiye bir hukuk devleti ve hukuk çerçevesinde biz ülkemizin genel milli politikalarını yaşadığımız lokasyonda devam ettirebilmek adına da devletin çıkartmış olduğu yasalar ve planlamalar ve aynı zamanda yönetmelikler düzeyinde devam ettirmemiz gerekiyor. Biz belediye meclisinden geçirdiğimiz konu şudur. 5000'lik planlara esas revizyon yaparak oradaki yapı yoğunluğunu azaltmak, projeksiyon nüfusu düşürmek ve mevcut emsallerle orada mevcut ekosisteme zarar vermeden insanların gerçekten çok daha nezih bir ortamda yaşayabilecekleri lokasyon yaratmaktı. Burası ikinci derece arkeolojik sit. İkinci derece arkeolojik sitte Kültür Varlıkları Koruma Kurulu binlik uygulama imar planlarını onaylama aşamasındayken biz buranın mevcut lokasyonun önemini ve ehemmiyetini bilerek oradaki yapılaşma yoğunluğuyla birlikte nüfus projeksiyonunu da göz önünde bulundurarak emsalliği tamamen minimize ettik. Günübirlik tesis alanlarında kıyı kanununa bağlı kalmak koşuluyla maksimum %20 olan emsali %5'e çektik. Aynı zamanda konut alanlarında ifraz koşullarını 1000 metrekareye indirip ve bu 1000 metrekarede toplam emsali %20'ye düşürerek yapılaşma ve nüfus projeksiyonu minimize ederek oradaki ekosisteme ve habitata ve mevcut oradaki yaşam koşullarını en iyi hale getirebilecek hale getirdik. Ben de böyle güzel koyların imara açılmasını çok sıcak bakmıyorum. Ama burası hukuk devleti ise ve burası Sayın Bakanımız Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış çevre düzeni planına göre konut gelişim alanıysa ben Ünal Çetin olarak bir kamu görevlisiyim, belediye başkanı olmakla birlikte kamu görevlisi olarak hukukun ve kanunun gereğini yapmakla görevliyim ve ben onu yapıyorum. Bunu yaparken de o lokasyonun önemini bilen birisi olarak, çocukluğum orada geçti çünkü, orada en iyi koşullarda, en az yapı yoğunluğuyla, en az projeksiyon nüfusa indirerek, minimize ederek orada insanların sağlıklı hizmet alabilecekleri, aynı zamanda da Gökçeada'mıza turizm maksadıyla gelen, dinlenmeye gelen insanların gerçekten sağlıklı hizmet alabilecekleri bir lokasyon yaratmak. Bizim hedefimiz buydu. Yapılan planlamada imara açılması düşünülen yer burası. Yolun iki tarafı 288.000 metrekare yerden bahsediyoruz. 288 dönüm yer. Kimisi ticari alan, kimisi turizm ve kimisi konut alanı olarak açılması düşünülüyor. Bizim itirazımız şu güzelliğin bu şekilde yapılaşmayla, betonlaşmayla dolmaması. Burası çok özellikli bir alan. Sadece Gökçeada için değil, Türkiye için bence dünyada çok özellikli bir alan. Çünkü sualtı milli parkı burası. Sualtı florası açısından çok zengin. Aynı zamanda bu yapılaşmaya açılmak istenen bölge ikinci derece arkeolojik sit bölgesi. Buranın yapılaşmaya açılması çok yanlış. Gökçeada'nın, hatta Türkiye'den gelen ziyaretçilerin önemli bir göz bebeği burası. Burada hiçbir yapılaşmanın olmaması gerekli. Belediye şu andaki başkan ve meclis aslında emsallerde iyileştirme yaptı çok fazla yapılaşma olmaması için. %40-45'ler olan emsalleri %20'lere kadar çekti. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim grubumuz için yeterli değil. Biz kesinlikle burada hiçbir yapılaşmanın olmamasını istiyoruz. Bu konuda gerekli başvurularda bulunacağız. Bu konuda yapılaşmanın kesinlikle burada Yıldız Koy'da olmaması yönünde çabamızı sarf ediyoruz.
edeceğiz. Dediğim gibi bu meclisin sorunu değil bu. 2010'a dayanan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın burayı imara açmasının sorunu. Sorunun da oradan çözülmesini umuyoruz. Bu kararımız Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na gidecek. Kurulun vereceği karar çok önemli. Umarım onaylanmaz. Umarım buradaki yapılaşma ortadan kaldırılır. Elbette yargıya taşımayı düşünüyoruz.